Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menekşelerle ilgili yaptığımız en büyük yanlıştan bahsedeceğim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ondan önce menekşemin içinde farklı bir şey görüyorum. Tohum mu olmuş acaba diye düşünüyorum. Olabilir, tohum da olabilir, bilemiyorum. Menekşeler aslında çok kuru havayı sevmezler. Burası, yani benim olduğum yer gerçekten 40 dereceleri, 43 dereceleri falan görüyor. Gölgede 40 derece, 42 dereceleri görüyor. Ama ona rağmen ben inatla menekşe yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi menekşe ile ilgili nasıl bir yanlış yapıyoruz ondan bahsedeceğim. Bakalım neymiş. Menekşeler ortam nemini çok sever arkadaşlar ve nemli ortamda çok güzel açıyorlar. Çiçek açması için de 8-10 günde bir bitki besini verebiliriz onlara. Şimdi menekşelerde yapılan en büyük hatayı size söyleyeceğim. Şimdi şöyle çevirmek istiyorum menekşemi. Şurada gördüğünüz şu, bunun üzerine muhtemelen su gelmiş ve orada bir deformasyon olmuş. Bu bütün yaprakta olabiliyor arkadaşlar. Mesela şu şekilde bütün hemen hemen bu şekilde bir yaprakta olabiliyor. Biz onu menekşe susuz kaldı diye algılıyoruz ve menekşeye bolca su veriyoruz. Daha toprağa kurumadan su veriyoruz ve menekşemiz maalesef daha sonra kökü çürüdüğü için ölebiliyor. Menekşe ya çok kuruduğu için ölüyor ya da çok sulandığı için ölüyor. Özellikle yaprakta deformasyon olduğu zaman çok sulamaya çalışmayın. O toprağı kuru falan değildir. Yani o yaprak deformasyona uğramıştır. Ya güneş yanığından öyle olmuştur ya da üzerine su geldiği için ve ortamda nemli olduğu için o şekilde olmuş olabilir arkadaşlar. O yüzden menekşeyi hani kurudu deyip hemen sulamaya çalışmayın. Bu menekşemizi öldürür. Menekşeler güneş ışığını direkt almayı sevmezler. Aydınlık bir ortamda direkt olmayan güneşi severler. Direkt onlara gelmeyen aydınlık bir ortamı severler. Durduğu yerde önemlidir. Bitki besini tabii ki menekşelerimize çok iyi gelecektir. Fosfor özellikle çiçeklenmede çok önemli bir etkendir arkadaşlar. O yüzden ben bu menekşelerimi en son akvaryum suyuyla suladım. Eğer sizler de hani bulabiliyorsanız akvaryum suyuyla sulamanızı öneririm. Bu da ayrıca iyi gelecektir menekşelerimize. Evet, menekşelerimize bakım yaparken bu söylediklerime bundan sonra dikkat edin arkadaşlar. Siz de aynı hataya düşmemeye çalışın. Tekrar başka bir menekşe videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.